Horizonte Tuba ile devam edeceğim. Yine biraz önce sen de bahsettin. Herhalde sinema tarihinde başrolünde yer aldığı filme adı verilen oyuncu sayısı pek azdır. Sen de onlardan bir tanesisin. Şimdi o dönem Hürriyet gazetesinde bir takım iddialar çıkmış. Denmiş ki sana yapılan bu jestin Yılmaz Erdoğan'la sevgili olmanızdan kaynaklandığı söylenmiş. Biz de tabii geçmişe dönük de olsa bunu sana sormak istedik birinci ağızdan. Ama asıl soru gelsin. Vizontele'ye Tuba adını veren Yılmaz Erdoğan'ın sana olan aşkı mıydı? Yani bu Yılmaz Erdoğan'a bana kalırsa büyük haksızlık olur. Benim hakkımda bir dünya olmayan haber yapılmıştır. Ama Yılmaz gibi bir ustaya, önemli bir yazara yapılmış büyük saygısızlık olarak görürüm, cevap bile vermek istemem. Adı Halin'le devam etmek istiyorum sıradaki sorumda. Sorumun rengi yine kırmızı. Çok kısa bir süre önce Adalin müzikali premierini yaptı. Yani ilk kez seyircinin karşısına çıktı. Şimdi senin tam 3 yıldır üzerine çalıştığın bir proje olarak biliyoruz. 5 diye güncelledin. Çok teşekkür ediyorum. Yazar Ayşe Kulin'in Aynı Adlı romanından bizzat uyarladın. Hatta işin her aşamasında varsın. Projenin yapımcısı da sensin ama gerekli finansman, sponsorlar, dekor ve tüm prodüksiyonla bizzat ilgilendiğini biliyoruz. Ancak oyunun premierine aslında yapılan eleştiriler ve çıkan haberler biraz da gölge düşürmüş gibi duruyor. Biz bunları sana sormak istedik. Şimdi deniliyor ki bazı izleyiciler gösterimde daha gösterinin yarısında salonu terk etmişler. Çıkan eleştiriler ve haberlerde oyunun beğenilmediği yönünde de çok fazla yorum ve haber var. Bir tanesini alıntılamak isterim. Yazgül Aldoğan diyor ki görüştüğü Ayşe Kulin'in de gösteriyi yetersiz bulduğunu ve yeniden düzenlenmesini istendiğini yazmış. Tekrar ediyorum, Yazgül Aldoğan. Sabah gazetesi yazarı Enver Abdullahoğlu ise Ayşe Hanım'ın o gece üzüntüsünden hüngür hüngür ağladığını iddia etmiş. Tüm bu iddialara ve seyircinin ilk temsildeki tepkisine senin yanıtını merak ediyoruz ve neler yaşandı, neler oldu, en sert haliyle soru gelsin. Adalet müzikali bir fiyasko mu? Çok hakikaten benim için sert bir soru. Yayından sonra sana Ayşe Hanım'la mesajlaşmamızı göstereceğim. Bana unutturma bunu. Tamam, çok sevinirim. Böyle bir şey olmadı. Biz ana sponsorumuzla bir algı, bütün sosyal medyada yorumlar ve şeylerle ilgili bir algı raporu çıkarttırdık. Gerçekten nedir diye. Onların sponsor olduğu diğer oyunlardan çok daha pozitif yorumları olan, nötrünün daha fazla olduğu bir rapor geldi elimize. Oradaki sorun Aylin oyununun problemi süresiydi. İnsanların metroya yetişmek için çıkmasını çoğu insan yanlış anladı. Ben Kürk Mantolu Madonna'yı yaptığımda çok daha sert yorumlar aldık. Kürk Mantolu Madonna yayınlandığında bu oyuna sakın gitmeyin, kitabı katletmişler diye çok ana bir gazetenin ikinci sayfasında çıktı. 8 tane Türkiye'deki en prestijli tiyatro ödüllerini aldık. 3 sene boyunca kapalı gişe gitti. Türkiye'de en fazla seyirciye ulaşan oyunlardan birisi oldu. Aylin'de Venüs Zorlu Performans Sanatları Merkezi ikinci gala, yani ikinci oyunumuz, arka arka iki oyun yaptıktan sonra bize anlatmadıkları bir nedenden dolayı dekorlarımıza takıldıklarını, dekorun güvenli olmadığını, biz de rapor bekliyoruz dedik. Çünkü biz orayı, Türkiye'nin en iyi dekorcuları, en iyi ekipleri üretti bu projeyi. Bunu da alamadık. Şimdi venümüzü değiştiriyoruz. O yüzden de böyle bir ara oldu. Biz oynamaya başlasaydık oyunumuzun süresi de kısalacaktı. Ve zaten revize etmek, premier dediğin şey, oyununa güvenmezsen premierine seyirci çağırmazsın. Artı 30. Oyunumuza güvendiğimiz için de premieri seyirciye açtık. Tiyatroda premier prova gibidir. Süreni kısaltman gerektiğini, seyirciyle ilk hikayeyi buluşturduğunda nerelerden kırpman gerekir, nerelerden kırpmaman gerekir, bunu anladığın bir sürecin içine girersin. Benim için Kürk Mantolu Madonna'dan çok daha başarılı bir premieri olmuş bir oyundur. Ama neden? Ya bu haber, bir tane kötü haber çıktı oyunla ilgili.
Yani diğer hepsi ya nötr ya da pozitif. 90'lı yıllar tabii senin de katıldığın biraz önce konuştuğumuz yarışma Uluslararası Elit Modellik Ajansı'nın en parlak yılları bu ajans düzenliyor Elit Modulluk Yarışması'nı. Baktığımızda kimler bu ajansla çalışıyor? Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claude Schiffer gibi dönemin en ünlü modelleriyle birlikte çalışıyorlar. Lakin yıllar sonra bu ajansla ilgili bir takım iddialar ortaya atıldı. 18 yaşından küçüklerin de aralarında olduğu, küçük modellerin de aralarında olduğu çalışanlarıyla Lübnan asıllı sahibi, ajansın sahibi tarafından sistematik bir şekilde kendisini ve arkadaşları tarafından bu modellere cinsel istismara uğranıldığı üzerinde iddialar var. Hatta mahkeme süreci de vardı. Bu konuda davalar da açıldı. Sen o yıllarda ajansla çalışmak için ajansın merkezi olan Paris'e de gitmiştin. Sonra döndün Türkiye'de kariyerine devam ettin. Sen acaba o dönem bu tarz cinsel tacizlere ya da istismarlara şahitlik ettin mi orada olduğun yıllarda ya da zamanda? Ya da en sert haliyle soru gelsin. Tuba Ünsal modellik yıllarında hiç tacize maruz kaldı mı? Elit Model Ajans, evet, dünyada senin de söylediğin gibi bu işi en profesyonel yapan ajanstı. Ve çok prestijli bir yarışmaydı. Paris'e giden sayılı, belki de tek Türk model ben olabilirim. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Zaten öyle patronu görebilecek bir seviyede, statüde varlık gösterebilecek bir model değildim. Yani ben çok daha başındaydım işin. Zaten çok da tutunamadım açıkçası. 6. ayda ailemin yanına geri döndüm. Şimdi 98 yılındaki yarışmaya bakıyoruz, tacizi konuşuyoruz. Yıl 2022, bu yarışmanın çok daha ileri düzeyde olanları her yıl bir takım isimlerin, hatta bir tane ismin Türkiye'de tacizleri, konuları geçiyor. Medyanın bir tarafı gözünü kapıyor, diğer tarafı yarışmayı yapmaya devam ediyor. Bunu şu anda konuşmamız gerekiyor. Kimi kastettin? Kimi kastettiğimi herkes biliyor. Yani bu ülkede bunu yıllarca sistematik olarak haberi çıkan, ben kimsenin o yarışmayı bilmiyorum, o insanı da tanımıyorum ama sistematik olarak çıkan haberler var. Ve yıl 2022, erkeklerin tacizleri, kadınların tacizleri. Benim dikkatimi bu çekiyor. Neden medyanın gözü bu kadar bir noktada kör oluyor ve bu yarışma hala yapılmaya ve bu sistemde yapılmaya niye devam ediyor? Yoksa 98 yılındaki elit modulluk yarışmasını, hele hele Fransa'daki yarışmayı konuşmaktan ziyade ben bunu konuşmayı tercih ederim. Erkan Özerman'ı kastettiniz galiba. Pekala, bir şarkıyla giriş yapacağım sıradaki soruma. Pazara kadar değil, mezara kadar gelirim senle Fizan'a kadar diyeyim. Biraz rahatla Tuğba, olur mu? Çünkü biz seni seviyoruz ve mutlu olarak ağırlamak istiyoruz programın içerisinde. Şimdi pop müziğin 90'lı yıllarının hafızalara kazınan bir şarkı sözü. 2002-2003 yılları arasında sevgili Mustafa Sandallı bir beraberliğiniz olmuştu. Bu şarkı çok önemli bir şarkıydı. Daha da önemlisi, bu şarkı sana yazılmış bir şarkıydı. Her ikinizin de daha çok popüler ve çok genç olduğu yıllar, daha sonra ayrılıyorsunuz. Fakat 2019'unda ilginç bir haber var haber sitelerinde. Haberlerden bir tanesinde Mustafa Bey Harbiye Açık Hava Konseri'nde siz izlerken görülüyorsunuz. Diğerinde ise ortak bir arkadaşınızın doğum gününde birliktesiniz. Yıllar sonra meydana gelen bu buluşmaların detaylarını biz merak ettik aslında. Ama asıl soru gelsin. Mustafa Sandal Tuba Ünsal için ne ifade ediyor? Gençliğim, böyle çok sevdiğim bir akrabam, her şeyi öğrendiğim. Annesi Tülin abla, daha geçenlerde karşılaştık. O benim elimde büyüdü dedi yanımdaki arkadaşıma. Bilmedikleri başka bir şey de ben söyleyeyim. Doğum gününde falan yan yana gelmek değil. İki yaz önce yazdıklarımız, benim yazdığımı da çocuklarımla beraber onların yanındaki evi tuttu Tülin abla bize. Yani bana vesile oldu. Bütün yazımızı çoluk çocuk hep beraber geçirdik. çok severim. Yani benim hayatımda kimseyle kötü olmadım. Eski ilişkilerimde hep çok güzel, cömertçe böyle güzel duygularla anarım. Ama böyle Musti benim için çok farklı. Musti çünkü çok iyi bir insandır. Beni de hayata çok güzel hazırladı. Çok küçücüktüm. Hakikaten çok küçüktüm. Ve Tülin abla müthiş vizyoner bir kadındır.
Yani hem Mustafa'nın kariyerinde, hatta benim kariyerimde, yani benim oradaki kopamama yollarımdan bir tanesi de Tülin ablamdır. Geçenlerde İtalya'da oynayacağım filmin haberi çıktığında bana mesaj atmış. Bu çok güzel bir haber, seni kutluyorum diye. Başıma güzel bir şey geldiğinde ilk o arar, şey yapar, hatırımı sorar. Çocuklarım ona nona der. Güzel bir akrabalık ilişkimiz var diyeyim. Tabii ki özel hayatlarımız izin verdikçe. Ama çok severim. İyi bir anlamı var hayatımda her zaman. Gördüğüm zaman her zaman çok sıcak duygularla böyle sarılırım.